Bismillahirrahmanirrahim. Kitabül kerahe. Bu kitap mekruh olan şeyleri beyan edecek. Caiz olmayan şeyleri. Bu da birçok şeyler var. Fakat birinci neden başlıyor? Bab diye birinci bab. Babu halkı şarip. Bıyığı tıraş etmek. Caiz midir, değil midir? Bundan başladı. حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد عن عمار بن ياسر عمار بن ياسر'den rivayet edildi. قال Hazreti Ammar dediler ki Kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Resûl-i Ekrem Efendimiz buyurdular. El fitratu aşere. Fitrat, tebiat 10 şeydir. Dedi. Fezekere kasses şârib. Bıyığı kesmekte bu ondan birisidir. Ondan zikreyledi. Bütün peygamberlerde bu 10 şey var. Fitraten bunlar yapılır. O da nedir? Sakalı uzatmak, bıyığı kesmek, koltuk altlarındaki tüyleri yonmak, sonra edep yerindeki tüyleri izale etmek, tırnaklarını kesmek, o şey var ki bütün peygamberlerde bu sünnet idi. Bunlar tebiaten sünnettir, tebiaten vardır. Diyor ki, o ondan birisi de nedir? Bıyıklarını kesmektir. Şimdi burada bak tıraş etmek demedi. Kesme. Fitretten olan bıyığı tıraş etmek değil, kesmek. Bu bir. İkinci hadisi şerif حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا وكيع عن زكريا عن مسعد بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله Hazreti Ammar bu hadisi şerifi Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediği gibi Hazreti Ayşe de rivayet eyledi. Fitretten olan bıyığı tıraş mı etmek mi? Yoksa kesmek mi? Kesmek. Tıraş etmek değil. Etti ki, üçüncü hadisi şerif, haddesena Abdülganiy ibn-i Rufa'a, en Ebi Akil ve Yunus'a, kâle haddesena ibn-i Vehbin, kâle akbereni Yunus'u, an ibn-i Şehabin, an Sa'id ibn-i Müseyyeb, an Ebi Hureyre'te, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü hadisi şerifi de Hazreti Ebu Hureyre rivayet eyledi ki, ennehu kâle. Ebu Hureyre diyor ki, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. El-fitretu hamsun sümme zekere mislehu. Fitret beştir, birisi de bıyığı kesmektir. Yukarıdaki Ammar ibn-i Yasir'in rivayetinde fitret ondur. Bunda fitret beştir. Bıyıklarını kesmekte o beşten birisi yahut ondan birisidir. Orada on dedi de burada niye beş dedi? Esasen ondur. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz bu rivayette beşini zikretmiş. Diğer bir rivayette onunu zikretmiş. Binaenaleyh azı beyan etmekle ziyadesini inkar etmek demek değil, yok demek değil. Öyle de var, öyle de var. Fakat hepsi on. Dördüncü hadisi şerif. Haddesena Süleyman ibn-i Şuayb. Kale haddesena Abdurrahman ibn-i Ziyad. Kale haddesena el-Mes'udiyyü. An Ebi Avni'nis-Sakafiyyi. An-il-Mugayret ibn-i Şuayb'a. Ashab'dan Mugayret ibn-i Şuayb'a ki Araplarda dört büyük dahi adam vardı. Birisi de bu Mugayret ibn-i Şuayb'a. Cahiliye zamanında çok şeyler yapmış. Ennehat Müslüman olmuş. Beni bir kareye koysalar kapısı yok, dört duvar var, çıkacak yer vururum demiş. Bu zeki adamlardan birisi. Evet, bu rivayeti diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ra'a racülen tavîle şârib. Bıyığı uzun bir adamı gördü. Feda'a bisivâkin ve şifreti. Bana bir misvak getirin, bir de ustura getirin dedi. Fekasse şâriber racül alâ uvdi sivâk. O adamın bıyığını misvakın üzerinde kesti. Misvaki dudaklarına tuttu, bıyıklarını onun üzerinde kesti. Yani makas değil de ustara olduğundan o şekilde kesmiş. Bıyığı kesmiş. Bak bıyığı tıraş etmemiş. Şimdi kesmek mi yoksa tıraş etmek mi esas ihtilaf burada olduğundan bu hadisi şeriflerde bıyığın kesilmesi var. Altıncı hadisi şerif
حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا المسعودي قال حدثنا محمد بن عبيد الله عن المغيرة بن شعبة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Yine Mughire bin Şuabe diyor ki, Peygamber Efendimiz'e bir adam geldi. Tabiyle şarip. Böyle adam ki bıyıkları, bıyığı uzun. Feda'an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi sivakin. Peygamber Efendimiz bir misvak getirin diye buyurdu. Sümme da'a bi şifretin. Sonra da bir bıçak istedi. Fekasse şariben racül. O adamın bıyığını kesti. Ala sivakin. O misvak üzerine. Şu anda Mughire bin Şuabe'den İki senetle rivayet ediliyor. Öyleyse sahabe olmak itibariyle Ammar İbni Yasir'den bir, Hazreti Ayşe'den iki, Hazreti Ebu Hureyre'den üç, Mughire bin Şuabe'den dört. Dört sahabeden zikrediliyor fakat Mughire bin Şuabe'den gelen rivayet iki senetle geliyor. Haddesena Bekkar, kâle haddesena İbrahim İbni Ebil Vezir. Ha. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان عن مسعر عن أبي صفر جامع بن شداد المحاربي عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة من المغيرة بن شعبة يكتب سنة رواية ديور قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبرة فمنز ألضي من شاربي بن بيغمدن على سواك المسوك جديد. Yukarıda iki rivayetti. Mughire bin Şuabe başka bir adamın bıyığını aldı diye rivayet etti. Burada da diyor ki benim bıyığımdan aldı. Demek ki Resulullah Efendimiz hem Mughire bin Şuabe'nin bıyığı uzunmuş onu kesmiş. Hem de başka bir adam gelmiş onun bıyığı uzunmuş onu da kesmiş. Ama nasıl kesmiş? Misvakın üzerine bıyığı koymuş, bıyığın tüylerini şeyle, bıçağla yahut usturayla kesmiş. Tıraş etme yok. Şimdi bu rivayetler neyi ispat etti? Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَ Ehli Medine'den bir cemaat sahip oldular. اِلَا هَذِي اِلَا سَار Bu hadisi şeriflere sahip oldular. وَاخْتَارُوا İhtiyar ettiler. لَهَا Bu hadisi şerifler için. Bu sebeple neyi ihtiyar ettiler? قَسَّ الشَّارِبِ Bıyığın kesilmesini ihtiyar ettiler. Ne üzerine? Ala ihfaihi tıraş etmek üzerine. Tıraş etmek mi muhtar yoksa kesmek mi? Kesmek muhtar dediler. Bu hadisi şerifler ispat ediyor ki Resulullah Efendimiz kesmiş ve kesmek fitrattendir. Tıraş demiyor. Buna sahip olanlar kim? Ehli Medine'den bir cemaat ki İmam-ı Malik bunlardır. İmam-ı Malik ve Ehli Medine'den bir kısmı evet. Bıyığı tıraş etmek mekruhtur. Fakat keseceksen, kısaltacaksan kaş kadar kalacak. Kaşlar kadar. Yani kalınlığı kaş kadar. Ama uzunluğu uzun olursa caiz. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bıyığı o kadar uzun olurmuş ki ta kulağına kadar gelirmiş. Mühim bir iş olduğu vakitte onu tutar, ona isbal derler. Bıyığının isbalını kulağının arkasına dolar düşünürmüş onu oraya çeviriyor hem de düşünüyor ki acaba bu işi nasıl yapayım. O is var. Fakat kalınlığı ne kadar olacak? Kaş kalınlığı kadar olacak. Peki bu bir rivayet. İkincisi ve halefem fi zalike aharun. Bir kısmı muhalefet etti dediler ki bel yüstehabbu ihfavu şevari. Belki bıyıkları külliyen tıraş etmek daha güzeldir. نَرَاهُ اَفْضَلَ مِنْ قَصِّهَا Bıyığı külliyen tıraş etmek, bıyığı kesmekten daha eftel görürüz dediler bu cemaat. Tıraş etmek caiz. Fakat külliyen tıraş etmekse daha efteldir dediler. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında bunlar da delil getirdiler. Evvelkiler 7-8 hadis getirdiler. Hazreti Ammar'dan, Ebu Hureyre'den, Ayşe'den, sonra Mughire bin Şuabe'den, dört sahabeden, fakat Mughire bin Şuabe'den gelen üç hadis, onlardan da geldi üç hadis, altı hadis etti. Bunların delili ne? Bunlar da dediler ki bizim de delilimiz var. Bima haddesena, ne ile hüccet getirdiler? İmam-ı Tahavi diyor ki, bize rivayet edilen hadisler, bize kim, ona kim rivayet etmeylemiş?
Muhammed ibn Ali ibn Muhriz. Kale haddesena Yahya ibn Ebi Bekr. Kale haddesena Hasan ibn Salih. En Simaki ibn Harb. En Ekrimete. An ibn Abbasin. Kale kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eylediler ki, Abdullah ibn Abbas buyurdular ki, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yecüzdü şâribehû. Peygamber Efendimiz bıyıklarını kökünden koparırdı. Ve kâne İbrahim aleyhisselam yecüzdü şâribehû. İbrahim aleyhisselam da bıyığını kökünden tıraş edermiş, koparırmış. Yecüzdü demek bir şeyi kökünden kesmek, getirir. Ona cez eder, yani kökünden kesti. Demek ki Hazreti İbrahim'in sünneti bıyığını külliyen tıraş etmek. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmış, bıyığını tıraş etmiş. Bu bir rivayet. Bu kimin rivayeti? Abdullah ibn Abbas'ın rivayeti. Haddesena Yunus, kâle haddesena ibn Vehbin, kâle haddeseni Malikun en Ebi Bekir ibn Nafi' en Ebihi. Ha. Ve haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus, kâle haddesena Abdullah ibn Nümeyr en Ubeydillah ibn Ömer en Nafi' en ibn Ömer kilahuma anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer'in iki oğlu var. Birisi Abdullah, birisi Ubeydullah. Her ikisi de rivayet ediyorlar bu hadisi şerifi. Ubeydullah ibn Ömer Nafi'den rivayet ediyor. Evet. Daha kimden? Evet. Ha, yukarıki şey hadidi. Nafi'den. Nafi babasında. Ebu Bekir ibn Nafi, Nafi'den. Nafi her iki rivayette de şeye çıkarıyor. Abdullah ibn Ömer'e. Kâle ehfuş şevâribe ve a'fu liha. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki ehfu ihfa edin. Tıraş edin. Eşşevâribe bıyıklarınızı tıraş edin. Ve a'fu affedin. Uzatın. El liha sakallarınızı. Sakallara hiç dokunmayın. Uzansın kesin ama bıyıklarınızı da tıraş edin. Şimdi birinci hadis Abdullah ibn Abbas'tan. İkinci hadis Abdullah ibn Ömer'den. Üçüncü hadis haddesene ibn Ebi Akil kâle haddesene ibn Vehb kâle haddeseni Malik en-Nafi'in an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine İmam-ı Nafi'den, o da Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledi aynı hadisi şerifi. Fakat İmam-ı Nafi ashabtan kimden rivayet eylemiş onu zikreylemiyor. İmam-ı Nafi tabiinden, ashabtan değil. Yalnız İmam-ı Tahavi İmam-ı Nafi'den iki senetle yukarıda zikreylemişti. Bu üçüncü senet. Onun için onu zikrediyor ki yani senet kuvvetlidir. Dördüncüsü haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Habban ibn Hilal kâle haddesena Ebu Cafer'in medeniyyü kâle haddesena Abdullah ibn Ubeydillah ibn Ebi Talha en Enes'in anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifte Hazreti Enes'ten rivayet edildi. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. Aynı hadisi şerif. Fakat ve zade. Bu hadisi şerifte rivayet eyledi ki ve la teşebbehu bil yehud. Siz bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı uzatın, Yahudilere benzemeyin. Yahudiler nasıl yaparmış? Yahudiler bıyıklarını uzatırlarmış. Sakallarını keserlermiş. Resulullah Efendimiz de diyor ki onlara muhalefet edin siz. Bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı uzatın. Haddesena Yezid, kâle haddesena ibn Ebi Meryem, kâle haddesena Muhammed ibn Cafer, anil Alâ ibn Abdirrahman, an Ebihi, an Ebi Hureyre, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet eyledi. Artık yukarıda Hazreti Ebu Hureyre, bıyığı kesmek fitrettendir diye hadisi rivayet eyledi. Ama burada da yine Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunuyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular Cüzzu eşşevari bıyıklarınızı kesiniz. Yani kökünden tıraş ediniz. Ve erhu elliha yahut da a'fu elliha sakallarınızı da uzatınız. Bıyıklarınızı kökünden kesiniz. Sakallarınızı da uzatınız. Haddesena Salih ibn Abdurrahman, kâle haddesena Sa'id ibn Mansur, kâle haddesena Hüseym, en Umar ibn Ebi Seleme, en Ebihi, an Ebi Hureyre, an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
İmam-ı Tahavi Hazreti Ebu Hureyre'den başka bir senetle daha rivayet ediyor ki ennehu kâle, Peygamber Efendimiz buyurdular, ehfuş şevâribe ve a'ful liha, bıyıklarınızı ihfa edin, tıraş edin, sakallarınızı da affedin, bırakın, uzatın. Fehâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakad emere bi ihfa-i şevârib, bıyıkların tıraş edilmesini emreyledi. Fesebete bizalik, bu hadisi şerifle sabit oldu. El ihfa'u, tıraş etmek, ala ma zekerna fi hadisi ibn Ömer. Abdullah ibn Ömer'in hadisinde rivayet ettiğimiz üzere Peygamber Efendimiz'den tıraş etmek sabit oldu. Buyur, tıraş edin. Ve fi hadisi ibn Abbas ve Ebi Hureyre. Abdullah ibn Abbas'ın hadisinde, Ebu Hureyre'nin hadisinde de orucudur. Cüzdü şevaribe, bıyıklarınızı kökünden kesin. Rivayet orucudur. Fezâke yehtemilu, bu cüzdü şevaribe, bıyıklarınızı keseniz mühtemil olur bu ibare. En yekûne cezzen, bir cez olur, bir koparmak olur ki me'ahu el-ihfâ. Onunla beraber tıraş var, yani bıyığı izale etmek için tıraş edersin, kökünden izale etmiş olursan. Buna ihtimali var. Ve yehtemülen yekûne alâ mâdûne zâlik. Yahut da bıyığınızı kısaltın. Buna da ihtimali var. Yani bıyığı, kaba bıyık olmasın da ince bıyık olsun. Ona da ihtimali var. Cüzdü. İkisine de ihtimali var. Fakat sebete muaradetu hadisi bin Ömer ve hadisi Ebi Hureyre. Evet, Abdullah ibn Ömer'in hadisiyle Ebu Hureyre'nin hadisi birbirine muariz oldu. Ve Ammar'in ve Ayşe'te, Hazreti Ammar ve Hazreti Ayşe'nin hadisine muariz oldu. Ellezî zekernâ fî evvel hâzel bâb. Bu babın evvelinde biz zikrettik. Onlar ne dediler? Fitret ondur. Birisi de bıyığı kısaltmak. Bu arada Hazreti Ebu Hureyre'den, Hazreti Ammar'dan, Hazreti Ayşe'den, Muğilet ibn-i Şöbe'den gelen rivayetlerde tıraş yok. Sakal, bıyığı kısaltmak var. Halbuki Abdullah ibn Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz emretti, bıyığınızı tıraş edin, sakalınızı uzatın. Bu ona muhalif geldi, bu hadise birbirine. Bu muarezeyi bir defa burada düşünelim. Hadisler birbirine muarez oluyor. Ve emma hadisül Mughire, Mughire ibn-i Şöbe'nin hadisine gelince feleyse fihi delilun ala şeyin. Bunun hadisinde hiçbir şeye delalet yoktur. Tıraş mı yoksa kısaltmak mı? Ne ona delil vardır ne de ona delil. لَاَنَّهُ يَكُوْذَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعَلِ ذَلِكَ. Muğiret ibn-i Şöbe diyor ki benim bıyığımı kısalttı. Yahut da başka bir uzun bıyıklı adam geldi de bunu kısalttı. Yani bundan anlaşılmaz ki Peygamber Efendimiz tıraş etmeyin dedi. Bunu ona delalet etmez ya. Peygamber Efendimiz o uzun bıyıklının uzunluğunu kestiğin için وَلَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ مِقْرَاتٌ. Makas yoktu ki kökünden kesin. يَقْدِرْ وَلَا اِحْفَاءِ الشَّارِبِ. Bıyığını tıraş edecek bir alet yoktu. Tabii makas olsa kökünden onu düzlerdi. Ama o olmadığından misvakın üzerine koydu. Bıyığının uzun kısımlarını kesti. Bu buna delalet ediyor. Ve evet. Ve yehtemülü İsa hadisü Ammar'in ve Ayşe'te ve Ebi Hureyre fî zâlike mânen âhâr. Hazreti Ammar, Hazreti Ayşe, Ebu Hureyre dediler ki bıyığı kısaltmak, kesmek fitrettendir. Bu hadisler de mühtemil olur. Bu mesele hakkında me'anen ahar, başka bir manaya mühtemil olur. Yehtemülen tekûnel fitre, ihtimali var ki fitret ola. Hiyelleti labudde minha, onu yapmak zeruridir. Labud, onun yapılması lazımdır. O fitret ola ve yakasse şarif. Fitret nedir? Bıyığı kesmek. Uzun bıyığı kısaltmak. Fitret bu ola. Ve ma siva zalik faddun hasen. Bu zeruridir. Bıyığı uzun bıyığı kısaltmak bu zeruri. Ama ve ma siva zalik, bunun ma sivası, yani külliyen tıraş etmek, faddun hasen. O fazilettir. Daha güzeldir. Yani hiç olmazsa kısalt. Ama külliyen tıraş edersen daha iyi. Bundan bu manada çıkar.
Halbuki Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Abbas ne dedi? Hazreti Peygamber Efendimiz tıraş ederdi. Hazreti İbrahim de tıraş ederdi. Yukarıda da dedik ki keserdi. Hadisler böyle mütearriz oldu. فَسَبَتَتِ الْآثَارُ كُلُّهَا Öyleyse hadislerin hepsi sabit oldu. اَلَّتِ رَوَيْنَهَا فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda rivayet ettiğimiz bu hadislerin hepsi sabit. وَلَا تَضَادَّ Aralarında zıddiyet de yok. Zıddiyeti de bak tevil etti. Öyle güzel bir tevil yaptı ki hadislerin hepsiyle amel edilmiş oldu. وَيَجِبُ بِسُبُوتِهَا Bu hadislerin hepsi sabit olursa Peygamber Efendimiz gassi de emretmiş, tıraşı da emretmiş. Öyleyse demek ki gass etmek de caiz, tıraş etmek de caiz ama hangisi daha eftal? اَنَّ الْاِحْفَا اَفْتَلُ مِنَ الْقَصْ Tıraş etmek kesmekten daha eftal. Bir adam bıyığı seviyor, keser, tıraş etmez, caiz. Fakat tıraş ederse o daha eftal. وَهَذَا مَعْنَ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın manası budur. مِنْ تَرِيكِ الْآثَارِ Rivayet tarikiyle mana budur. وَاَمَّا مِنْ تَرِيكِ النَّظَرِ Bir de nazar tarikiyle, kıyas tarikiyle bakar isek. فَاِنَّا رَأَيْنَا الْحَلْقَ Biz tıraşı görürüz ki قَدْ اُمِرَ بِهِ فِي الْاِحْرَامِ İhramda tıraş emredildi. وَرُخِسَ فِي التَّكْسِيرِ Saçı kısaltmakta da ruhsat geldi. Bir adam hac yaptı. İhramdan çıkacak. Emir hangisi üzerine? Tıraş. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ Başınızı tıraş ettiğiniz halde siz oraya gidin. Peygamber Efendimiz tıraş emretti. Bu emir. Ya kısaltmak, o da ruhsat, o da caiz. اَوْ مُقَصِّرِينَ Sonra Peygamber Efendimiz tıraş edeni 3 defa dua etmiş. اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين Ya Rabbi tıraş edenleri affet. Ya Rabbi tıraş edenleri mağfiret et. Ya Rabbi tıraş edenleri mağfiret et. Ashabtan birisi demiş ki Ya Resulallah ama tekfir yapanlara da dua et. Velil mukassirin onlara da dua et. Peygamber Efendimiz üçüncü de velil mukassirin. Ya Rabbi onlara da mağfiret et. Tıraş edene 3 dua etmiş. Saçı kesene 1. Öyleyse ikisi de caiz. Saçı kısaltmak da caiz. Tıraş etmek de. Fakat hangisi hafta? Tıraş etmek. Tıraş etmek emir, taksir etmek ruhsat. Kıyasta da eğer buna kıyas edersek ise bıyığın da tıraşı emir, evet gassi ruhsat olmuş olur. فَكَانَ الْحَلْقُ اَفْتَلِ مِنَ التَّقْسِيرِ Öyleyse halk taksirden eftal oldu. وَكَانَ التَّقْسِيرِ Kısaltmak مَنْ شَاءَ فَعَلَهُ Bir adam taksirde isterse onu yapar. Ve men şazade aleyh isterse ziyade eder. Niye? İhramdan çıkmanın en azı nedir? Taksir değil mi? Taksir etmemiş ihramdan çıkamaz. Taksir edecek. Ama taksirde daha mübalağa eder de tıraş ederse daha öyle isterse ziyade eder. İlla ennehu yekunu bi ziyadetihi illa ziyade ederse aleyhi taksir üzerine evet. İlla ennehu yekun olur bi ziyadeti aleyhi taksir üzerine ziyade sebebiyle olur. اَعْزَمَ اَجْرًا مِمَّنْ قَصَّ Ücreti daha ziyade olur. Kim üzerine? عَلَى مَنْ Kesen üzerine. Bir adam saçlarını kesti. O ne kadar ücret alır? Tıraş eden daha fazla ücret alır. Onun ücreti, sevabı daha çok. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكْ Buna kıyasen اَنْ يَكُونَ كَزَالِكْ Hüküm böyle ola. حُكْمُ الشَّارِبِ Bıyığın hükmü de böyle ola. قَصُّهُ حَسَنْ Bıyığını kesmek güzeldir. Ve ihfa'uhu ahsanu ve aftal. Tıraş etmek daha güzeldir ve daha aftaldır. Bu kimin mezhebi? Ve hâzâ mezhebu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammedin rahmetullah. Bu üç imamın mezhebi bu. Yukarıda dedi ki ehli Medine'den bazıları gasse gittiler ki işte İmam-ı Malik ve cemaat onlar dediler ki hayır. Gass aftal. Tıraş aftal değil. İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve Muhammed de dediler ki hayır. Tıraş eftel, kas caiz. Aleykümselam. Ve kad ruvi an cemaatin minel müteqaddimin. Peki bu hadislerde böyle ihtilaf oldu. Bir de ashab-ı kiramdan bazılarına bakacağız ki onlar nasıl amel etmişler? Bıyıklarını kısaltmışlar mı yoksa külliyen tıraş mı etmişler? Diyor ki müteqaddiminden bir cemaatten rivayet edildi. Ma şul
rivayet ki قَدْ حَدَّسَنَا اِبْنُ اَب۪ي اَكِيلٍ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي اِسْمَعِلُ اِبْنُ عَيَّاشِ قَالَ حَدَّسَنِي اِسْمَعِلُ اِبْنُ اَب۪ي خَالِدٍ قَالَ رَأَيْتُ اَنَسَ اِبْنَ مَالِكٍ وَوَاثِلَةَ اِبْنَ الْاَسْكَعِ يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا. Enes İbni Malik'i gördüm diyor İsmail İbni Ebi Halid ki Peygamber Efendimiz'in hizmetçisi. Bir de eshabdan Vasilet İbni Eska'yı gördüm. Yuhfiyani, bunlar tıraş ederdiler. Şevaribahuma, bıyıklarını ve yu'fiyani lihahuma, sakallarını da affederdiler, uzatırdılar. Hiç sakallarından bir şey almazdılar. Ve yusaffiraniha, hem de sakallarını sarıyla boyardılar. Gına ile, gınalı sakal. Şimdi ashabtan iki zatın bıyıklarını tıraş ettiği rivayeti geldi. Kale İsmail, İsmail bin Ebi Halid diyor ki وَحَدَّسَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ الْمَدَنِ. İsmail bin Ayyaş, o rivayet eden o. عُثْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ الْمَدَنِ den rivayet ediyor. Kale رَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرِ. Abdullah bin Ömer'i ben gördüm ve Ebu Hureyre'te Hazreti Ebu Hureyre'yi ve Ebu Sa'id'in Hudri, Ebu Sa'id'in Hudri'yi ve Ebu Hüseyd'i Sa'idi, Ebu Hüseyd'i Sa'idi ve Rafi ibn-i Hudeyd ve Cabir ibn-i Abdillah ve Anas ibn-i Malik ve Selamet ibn-i Ekva. Eshab-ı kiramdan bu zatları gördüm. Yef'alûne zâlike, bıyıklarını tıraş ederdiler. Kaç kişi? Abdullah ibn Ömer 1, Ebu Hureyre 2, Ebu Sa'id'in Hudri 3, Ebu Hüseyd'i Sa'idi 4, Rafi ibn-i Hadid 5, Cabir ibn Abdullah 6, Enes ibn Malik 7, Selamet ibn Rekbah 8. 8 sahabeden ben bizzat gördüm. Bunlar bıyıklarını tıraş ederdiler. Haddesene ibn Ebi Davud, kal haddesene Ahmed ibn Abdullah ibn Yunus, kal haddesene Asim ibn Muhammed, an abihi an ibn Umar, ennehu kâne yuhfi şâribehu. Asim ibn Muhammed kendi babası Muhammed'den rivayet ediyor ki Abdullah ibn Umar bıyığını tıraş ederdi. Ne derece tıraş ederdi? Hatta yura beyadul cildi. Hatta derisinin beyazlığı görünürdü. Demek ki kısaltmak manasına değil burada. O kadar fazla almış ki derinin beyazlığı görünüyor. O da neyle olur? Tıraş ile olur. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Hamid ibn Yahya, kâle haddesene Süfyan, en İbrahim ibn Muhammed ibn Hatib, kâle râitu ibn Ömer yuhfi şâribehu. İbrahim ibn Muhammed de gene rivayet ediyor ki Abdullah ibn Ömer bıyığını tıraş ederdi. Haddesena Fahdun kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id el-Esbahani kâle haddesena Şerik an Osman ibn İbrahim el-Halebi kâle ra'aytu ibn Ömer. İbrahim el-Halebi, Osman ibn İbrahim el-Halebi diyor ki ben Abdullah ibn Ömer'i gördüm. Yuhfi şaribehu, bıyığını tıraş ederdi. Ke'ennehu yentifuhu, güya onu yolmuş gibi. Bir adam yolar da bembeyaz eder ya, o şekilde gördüm. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Vehbun, kâle haddesene Şöbe, en Abdillah ibn-i Dinar, en İbn-i Ömer, ennehu kâne yuhfî şâribehu. Abdullah ibn-i Dinar da diyor ki, Hazreti Abdullah ibn-i Ömer bıyığını tıraş eder idi. Haddesene Yunus, kâle haddesene Abdullah ibn-i Yusuf, en İbn-i Lehi'a, en Ukbet ibn Salim قال ما رأيت احدا اشد احفاء. Ukbet ibn Salim diyor ki tıraş yönünden şiddetli ben hiçbir kimseyi görmedim. Neyi tıraşlı şaribihi, bıyığını tıraş edenler içerisinde tıraşta fazla mübalağa eden kimseyi görmedim ki şiddetli olan, mübalağa etmiş olan İbn Ömer. Abdullah ibn Ömer'den daha ziyade bıyığını tıraşta mübalağa eden kimse görmedim. Yani başkaları da tıraş ederlermiş ama Abdullah ibn Ömer dıldıbız. Hepsini kesermiş. Kâne yuhfîhi, bıyığını öyle tıraş ederdi. Hatta innel cilde le yura, hatta derisi görülürdü diyor. Yani hiç tuy kalmazdı. Fehâ ulâi ashab-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu ashab-ı Resûlullah bunlar. Bu sekiz kişi saydı ya. Kad kâne yuhfûne şevâribehum, bıyıklarını tıraş ederdiler. وَفِيهِمْ اَبُوْ هُرَيْرَ, onların içinde Ebu Hureyre de var, bıyığını tıraş edenler içerisinde. وَهُوَ مِنْ Ebu Hureyre şöyle bir kimselerdendir ki رَوَيْنَا عَنْهُ, biz ondan rivayet eyledik. عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ قَالَ, Peygamber Efendimiz buyurdular
minel fitreti kassu şarib. Bıyığı kesmek fitrettendir hadisini kim rivayet eyledi? Abdullah İbni Ömer. Öyleyse yani tıraş yoktur, gas vardır diyenlere delil olmaz. Eğer o hadis delil olsa Ebu Hüreyre kendisi o hadiste amel ederdi. Ne demek bu? Doğru, hadis sahih. Yani kas caiz. Tıraş etmesen olur. Ama edersen daha eftaliyette. İster bıyığın uzat, koy. İstersen tıraş et. İkisi de caiz. Fakat eftaliyette. Eftaliyette hangisi? Tıraş yaptı. Fedelle zalik. Bu delalet etti ki enne kasse şarib. Bıyığı kesmek minel fitreti fitrettendir. Vehve mimma la budde minhu. Vehve bu bıyığı kesmek mimma şol bir şeylerdendir ki la budde minhu. Onun bulunması zaruridir. Yani kesmek zaruri. Bundan ayrılmak imkanı yok. Ve ennemâ ba'de zâlik, o kesmekten sonra olan, o da neden? Minel ihfâ, tıraş etmekten. Kesti, kestikten sonra ilerisi var. O da ne? Külliyen tıraş etmek. Ya bu? Huve eftalû, o daha eftaldır. Ve fîhî min isâbetil hayr. Tıraştaki hayrde isabet, sevap almada olucudur. Mâ leyse fil kassî, kaste olmayan sevap vardır. Kaste de sevap var ama fakat tıraşta daha fazla büyük sevap vardır. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.